Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler ve operasyonun adı da bugün konuldu. İdlib'deki hain saldırıda 33 canımızı kaybetmiştik. Birileri zannetti ki Türkiye buna sessiz kalacak ve hiç tepki vermeyecek. Öyle değil işte. Türkiye artık eski Türkiye değil ve Türkiye operasyona da başladı. Operasyonun adını da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün açıkladı. Ve bu operasyonla birlikte de çok sayıda Esad rejimin güçlerine ait birçok noktanın da imha edildiğini belirtti sevgili izleyiciler. Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı dedi. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 27 Şubat'ta gerçekleştirilen menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar bir insansız hava aracı, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top, obüs ve çenera, çok damlı roket atar, 3 hava savunma sistemi, 15 tank savar ve havan ve 56 zırhlı araçla 9 mühimmat deposu ve 2212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz, başladığımız faaliyetler planlandığı şekilde başarıyla, kahramanlık ve fedakarlıkla, Mehmetçiğin kahramanlığı ve fedakarlığıyla devam etmektedir. Aynı zamanda takip ettiğiniz üzere Rusya ile görüşmelerimiz sürdürülmektedir. Gelinen aşamada bizim Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejim saldırılarının durdurulması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkilerini kullanmalarıdır. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz ne bir maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün durdurulmasıdır. Önlenmesidir. Açıkça ifade etmek gerekirse garantör ülke olarak rejimin yapacağı saldırılardan sorumlu değiliz gibi bir açıklamayı kabul edilebilir bulmuyoruz. Garantör ülkeler olarak gerilimin azaltılmasında mutabık kalınmakla birlikte Soçi mütabakatının tüm şartlarının yerine getirilebilmesi için her türlü gayreti göstermeliyiz. Tüm taraflar bu gayreti göstermeli. İdlib başta olmak üzere karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi koşullarında asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımıza sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı başarı görevler diliyorum. Evet, Bahar Kalkanı harekatıyla birlikte Türkiye'de Suriye'deki rejim güçlerine ait birçok hedefi de başarılı bir şekilde imha etmeyi sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor. İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde TSK'ya ait SİHA'larla Serakip, Şeyhahmet, Ezzerbe ve Telniha köylerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tank savar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer paylaşımda rejime ait bir uçağın düşürüldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 Su-24 tipi uçak düşürülmüştür ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda İran destekli 21 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki komutanlarla birlikte. Kimler? Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile sınırın sıfır noktasına gelerek birliklerde incelemelerde bulundu. Ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta yerine geçti. Akar, Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birlikleri ziyaret ederek harekata ilişkin son bilgileri yerinde aldı. Birliklerdeki incelemelerin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği taktik komuta yerine geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Kor General Sinan Yayla'dan gün boyu yapılmakta olan, etkili olan top, çınra ve SİHA atışları ile manevra unsurlarının faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Türkiye'nin stratejik hamlesiydi. Sınır kapılarını açmak sevgili izleyiciler ve sınır göçmenler de sınır kapılarının açılmasıyla birlikte sınıra doğru hareket etmeye başladılar. Binlerce göçmen orada bir yoğunluk oluşturuyor ve birçoğu da sınırı geçmek için çalışıyor. Birçoğu da geçti sevgili izleyiciler. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor. Yunan polisi sınır kapısında toplanan düzensiz göçmenlere zaman zaman gaz fişekleri ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni geçmek üzere sınır köylerine giderken bir bölümü Yunan güvenlik güçlerinin jiletli terlerle oluşturduğu tampon bölgede sınır kapısının açılacağı umuduyla bekliyor. Düzensiz göçmenler geceyi ormanlık alanda geçirdi. Bazı göçmenler özellikle bebek ve çocukları naylon çadırlarda korurken bazıları da açık alandaki çimenlerin üzerinde uyudu. Göçmenler ormanlık alandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı. Kent sakinleri sınır kapısına doğru gelen düzensiz göçmenlere yiyecek ve su, bebeği olanlara da çocuk bezi yardımı yaptı. Düzensiz göçmenlerin büyük kısmı da daha kolay iş bulabileceklerini ve daha iyi yaşam süreceklerini düşündükleri Almanya'ya gitmek istediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin saat 9.55 itibariyle Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76.358 bilgisini paylaşmıştı. Ben milletleri, Türk milletin çok memnun oldum. Hiç sıkıntı yok. Bir daha barbak istiyor, Yunan gidiyorum. Yani mecbur oldu. Bizim aile Yunan'da, Almanya'da ziyaret bakacağım. Hem başka bir şey olmaz. Tabii gözler de Şanlıurfa'daki mültecilere de çevrilmiş durumda sevgili izleyiciler. Onlar nasıl bir refleks verecekler, nasıl bir tavır sergileyecekler? Birçok düzensiz göçmen sınır kapılarına akın ederken Şanlıurfa'dakileri de bir şekilde onlar da terminallere akın etti sevgili izleyiciler. Şanlıurfa'dan başka illere, oradan da Avrupa'ya göç etmek için terminallerde yoğunluk oluşturdular. Türkiye'nin mültecilere kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olamayacağı açıklamasının ardından Şanlıurfa'da yaşayan çoğunluğu Suriyelilerden oluşan yabancı uyruklu vatandaşlar Şanlıurfa şehirler arası otogarına akın etti. Kentte otobüs firmaları İstanbul'a ek seferler de ekledi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a ardından Yunanistan'a gideceklerini belirten mülteciler daha sonra ise başta Avrupa'da çeşitli ülkelere gideceklerini aktardı.
Yoğunluğun oluştuğu terminalde yetkililer önümüzdeki günlerde çoğunluğun daha da artacağını söyledi. İlk seferle hiç durmuyor abi. Hiç izin, önceden izin seferi vardı, şu an izin seferi kalktı. Direkt İstanbul. Edirne hemen yolluyoruz abi. Hiç fiyat arası. Kimlikler olması yeter hadi İsmail. Reisimizin emri yeter. Cumhurbaşkanımızın emri yeter. O yeter ki söylesin, biz savaşalım. Başkanlaştan sonra dünden beri yoğunluk. Tabii tabii, dünden beri yoğunluk var. Önceden izin seferi vardı. Bir destekler. Başkanımız, reisimiz onu kaldırdı. Şu an direkt ben Edirne İstanbul. Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızla İdlib'de şehit olan askerler için yüzlerce araçlık konvoy oluşturarak şehir turu attı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısıyla şehit olan 36 asker için konvoy düzenlendi. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği öğrenilen vatandaşlar Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi. Burada buluşan vatandaşlar araçlarını Türk bayrakları ile süsledi. Yüzlerce araçlık konvoy daha sonra şehir merkezine doğru yola çıktı. Zaman zaman şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarının atıldığı ve ölürüm Türkiye'nin parçasının çalındığı konvoy şehir turu attı. Gözlerin çevrildiği İdlib'de de İdliblilerin Türkiye'ye yönelik destek gösterileri de devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezindeki siviller ellerine hem Türk hem de Suriye devrim bayraklarını alarak bir araya geldi. Rejim karşıtı sloganlar atan grup, Astana Anlaşması ve Soçi Mütabakatı gereği İdlib'de bulunan Türkiye'ye başsağlığı dileklerini yenileyerek teşekkür etti. Esed rejimi saflarında yer alan Rusya ve İran'ı protesto eden siviller, Türkçe ve Arapça, Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de de kanlarımız karıştı. Tüm şehitlerine Allah'tan rahmet diliyoruz, din ve kan kardeşiyiz ve Türk devletine ve halkına teşekkürler yazan dövizler taşıdı. Şanlıurfa'da bir konuk evinin önündeki bir valiz ilgilileri harekete geçirdi sevgili izleyiciler. Seyyar satıcı tarafından bırakılan şüpheli valiz bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Valizin fünye ile patlatılması da kameralara yansıdı. Seyyar, siz de kenara geçin. Haliliye ilçesinde bulunan bir konuk evinin önüne henüz ismi öğrenilemeyen bir seyyar satıcı iddiaya göre öğle saatlerinde valizini bırakıp gitti. Çevredeki esnafın tedirginliği üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis vatandaşları uzaklaştırarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Daha sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanları valiz üzerinde ve çevresinde inceleme yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizin fünye ile patlatıldığı anlar kameraya yansıdı. Fünye ile patlatılan valizden yiyecek ürünleri, çocuk şemsiyeleri, elbiseler ile çok sayıda poster çıktığı görüldü. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da rahat bir nefes alırken yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Çevre esnafı çantasını bırakan seyyar satıcıya tepkilerini dile getirdi. İYİ Parti Şanlıurfa Siverek ilçesi birinci olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gerçekleştirilen kongre sonucunda da Erdal Çiçekçi Siverek ilçe başkanlığına getirildi. İYİ Parti Şanlıurfa Siverek ilçesi birinci olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Şanlıurfa İYİ Partili Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı'nın katılımıyla üyeler ve delegeler katıldı.
Tek liste halinde gerçekleşen kongrede Erdal Çiçekçi Siverek ilçe başkanlığına getirildi. Birinci olan kongre İdlib'de şehit olan 36 askerimiz için yapılan hatimle başladı. Şanlıurfa İYİ Partili Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı yapılan kongre sonrası bir açıklamada bulunarak şunları ifade etti. Şehitlerimizin gölgesinde kongre yapmak hem adabımıza hem partimizin düşüncesine aykırı. Ama maalesef daha önce kongre kararı alınmıştı. Erteleme gibi bir şansımız yoktu. Evet, şehitlerimize hatim indirdik. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. İYİ Parti demokrasi şölenini hayata geçiriyor. Ben il başkanı olarak burada şunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten diğer partilere ve Türkiye'deki tüm teşkilatlara örnek olacak bir duruş sergiliyoruz. Bu duruşumuz kısaca anlatmak isterim. Herhangi bir ilçemizin listesine, yönetimine, il delegesine etki etmeden emin olun ki ilçe kongrelerini yaptığımız dakika an itibariyle listeleri kontrol ediyorum. Yönetimimizin listesini ve il delegelerinin listesini görmüş oluyorum o dakika itibariyle. Ondan ötesi listelere müdahale etme ve listelerimizde kim var kim yok gibi bir olgu ve algı içerisine girmedik. Demokrasinin gereği de bu. Bütün ilçelerimizin teşkilatları çalışabilecek olan ilçemize, şehrimize ve ülkemize faydalı olabilecek, ilçe başkanlarımıza çalışabilecek olan yönetimleri, kendileri kurmaları ve o şekilde çalışmalarını yapanlarını biz arzu ediyoruz. İYİ Parti Siverek ilçe başkanlığına getirilen Erdal Çiçek, ilçe heyetine ve il başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı'ya teşekkürlerini belirterek şunları kaydetti. Bugün birinci olağanüstü kongremizde, bu kongremizin bu şehit gününe denk gelmesine büyük bir üzüntüyle karşılaştık. Ama yapacak bir şey yoktuk. Elimizden geleni yaptık. Hatim indirdik. Şehitlerimizin ruhuna kongremizi gerçekleştirdik. Allah herkesten razı olsun. Memleketimiz için, vatanımız için hayırlı olsun. Tekrar söylüyorum. Şehitlerimizin ruhuna şad olsun. İçişleri Bakanlığı da bugün önemli bir açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Siirt-Şırnak ara hattında Kapan 7 Karadağ operasyonu başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı Siirt-Şırnak ara hattında Kapan 7 Karadağ operasyonu başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın operasyonu arazide sevk ve idare edildiği operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis ve Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kapan operasyonlarının vatandaşların desteğiyle kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı. Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumu tarafından düzenlenen bursluluk sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Talat Evici, Sistem Eğitim Kurumları Müdürü'yüm, kimi öğretmenim aynı zamanda. Son günlerde Suriye'de İdlib'de yaşanan olaylarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaraları Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah askerimize kaza bela vermesin. 6 yıldır LGS, liselere giriş sınavında, TYT ve AYT üniversite hazırlık sınavlarını Şanlıurfa'mıza hizmet veriyoruz. Şanlıurfa'da kurs noktasında, sınavlara hazırlık noktasında Şanlıurfa'da bir markayız, bir numarayız. Ancak bizim hedefimiz sadece Urfa'da değil,
bütün Türkiye'de eğitim noktasında bir marka haline gelmek. Şanlıurfa'mızın gençlerimizi önemli bir noktalara getirmek, önemli üniversitelerde kazandırmaktır. 1 Mart'ta şimdi şu anda yoğun bir şekilde TYT, AYT ve LGS hazırlık kurslarımız devam ediyor. Ancak biz önümüzdeki senenin, önümüzdeki sezon hazırlıklarını 1 Mart itibariyle başlamış bulunmaktayız. Bu sınavla önümüzdeki senenin öğrencilerini alacağız ki sisteme giriş, sisteme kayıt yapabilmesi için bu sınavda belli bir barajı geçmesi lazım. Bu barajı geçen öğrenciler sistem eğitim kurumlarına kayıt yapmayı hak kazanacak. Bu süreçte velilerimizin, öğrencilerimizin ciddi talepleri oldu, yoğunlukları oldu. Bu yoğunluktan dolayı velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ederiz. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki gümrük kapısı tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor. Barış Pınarı harekatıyla PKK-YPG terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine açılan Akçakale gümrük kapısı tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor. Akçakale gümrük kapısı dijital sistemle kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Gümrük kapısında güvenlik açısından en üst düzeyde tedbirler alındı. Sınır kapısının girişleri beton bloklarla güçlendirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişleri açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılan insani ve ticari araç giriş ve çıkışları buradan yürütülmeye başlanıldı. Kapıdan geçiş yapan kamyonlarda ise özellikle çimento, gıda ve inşaat malzemelerinin bulunduğu görülüyor. Akçakale gümrük kapısının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla araç giriş ve çıkışlarında hazır olduğu gözlendi. Şanlıurfa Spor'da bugün sahasında Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya geldi. Sevgili izleyiciler, 1-0 öne geçti müsabakada. Maalesef rakibine 4-1 mağlup oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor, ligin 26. haftasında Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. Ligden düşmesi kesinleşen Şanlıurfa Spor maça iyi başladı. Her iki ekip de gol için yüklenirken Şanlıurfa Spor penaltı kazandı. 40. dakikada kazanılan penaltıyı Mehmet Fatih Bayat gole çevirdi ve Sarı Yeşilli ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısıyla birlikte baskısını artıran konuk ekip 48. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ün attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. Maçın sonlarına doğru ataklarını sıklaştıran konuk ekip 79. Muammer Sarıkaya, 82. Görkem Güven ve 84. Onurcan Güler'in attığı gollerle 4-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca maç 4-1 Zonguldak Kömürspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Gözler tabii 3. lig temsilcisi Karaköprü, Karbel Karaköprü Spor'daydı sevgili izleyiciler. Onlar da deplasmanda Tokat Spor'la karşılaştılar. 1-1 berabere kaldılar ama altın değerinde 2 puanı bıraktılar. Çünkü Tokat haftalar öncesinden amatör lige düşmeyi garantilemişti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Karaköprü Belediyespor Lig'in 26. haftasında deplasmanda Tokat Spor ile karşılaştı. Zirve mücadelesi veren ve bu hedefinden uzaklaşmak istemeyen Karaköprü ekibi maça istediği gibi başlayamadı ve 18. dakikada Metehan Bozkurt'un attığı gol ile 1-0 geriye düştü. Ev sahibinin golünden sonra baskısını arttıran Şanlıurfa ekibi 32. dakikada beraberliği yakaladı. Karaköprü Belediyespor'da skoru 1-1'e getiren golü penaltıdan Emre Okur kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.
Zorlu mücadelenin ikinci yarısında her iki ekibin de atakları sonuç vermeyince maç 1-1 bitti. Karaköprü Belediyespor bu sonuçla 26 maçın sonunda 41 puana ulaştı ve ligde 7. sıraya geriledi. Voleybol 1. Ligi B grubunda mücadele eden Halilye Belediyespor'da ligin 21. haftasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sezona Efeler Ligi hedefiyle başlayan Halilye Belediyespor sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan kahraman Türk askerleri için İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından çalan düdük ile başladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen seyirciler şehitlerin anısına dev Türk bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği karşılaşmada baş antrenör Akif Gürgen yönetimindeki Halilye Belediyespor 25-19, 25-22, 25-20'lik setlerle Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 53'e çıkaran Halilye ekibi zirvedeki yerini korurken Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 20 puanla 9. sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Halilye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti. Evet, bugün ligin son maçıydı. Bizim Urfa'daki ligin son maçıydı. Maçı 3-0 aldık ama maçtan ziyade buruk bir sevinçti. Şehitlerimiz vardır. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Vatan bir bütündür, bölünmez ve bugün de maçı 3-0 aldık. Halilye'ye hayırlı olsun. Halilye Belediyespor önümüzdeki hafta ligin son karşılaşması olan Cevhertepe'ye konuk olacak. Karşılaşma 8 Mart Pazar günü saat 14'te Mardin Kızıltepe'de oynanacak. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.